değişmemiş ya. İyi günler. Ben kahvenin sahibine bakmıştım, Gazanfer Bey'e. Ne yapacakmışsın Gazanfer'i? Konuşacaklarım var. Ne konuşacakmışsın? Efendim sizinle değil, Gazanfer'le konuşacaklarım var. Gidip çağırır mısınız lütfen? Beni takip et. Beyefendi pardon. Sizi nereye götürüyorsunuz beni? Gidip Gazanfer'i çağırın. Ben buradan bir adım daha atmam. Çıkar öyle şu gözlüğünü. Siz benim gözlüğümü bırakın gidin Gazanfer. Bu ne cüret ya? Necdet Kozan. Görür görmez sen olduğunu anlamıştım. Söyle bakalım İzler Hanım. Başını ne gibi bir derde soktun da yıllar sonra bu fakirhaneye gelip beni bulacak kadar gözünü kararttın? İzler Hanım, oldu mu böyle? Bir çayımızı bile içmedin. Ben buraya çay içmeye gelmedim beyefendi. Şimdi neden geldiğimi de biliyorsunuz. Kabul edecek misiniz teklifimi? Yapacak mısınız istediğimi? Bir şey söyleyin bana, ben de gideyim artık. Yıllarca komada kaldığını duymuştum. Öldürmeyen Allah öldürmüyor işte. Ne derler bilir misin? Ölümün kıyısından döndü mü bir kere insan evladı, huyu da suyu da değişirmiş. Ruhu törpülenirmiş. Sabrı tohumlanırmış. Ama görüyorum ki senin huyunda, suyunda değişmemiş. Sabrın tohumlanmamış yani İzler Hanım. Siz benim derdimi anlamadınız. Anlamaya da niyetiniz yok galiba. Sanırım ben sizi yanlış hatırlamışım. Celallenme İzler Hanım. Celallenme. Sen oturdun anlattın, ben dinledim. Bir de sen beni dinle. Bana vereceğin para, eyvallah. Değil bu ömrümde. Anamın karnından 3 defa daha doğsam, göreceğim bir para değil. Ama benden istediğin de az buz bir şey değil. Allah yüzüne gülmüş. Hayatını bağışlamış. Dağ gibi kocan, kucağında çocuğun. Söylesene, senin gibi cici bir kadın kocasına neden böyle kötü şeyler yapmak ister? Aşkım, benim de işim bitmek üzere. Bir saate kadar marinada olurum. Tamam. Sana anlatacaklarım var. Çok eğlenceli. Bir bilsen bugün ne yaptım. Tamam. Hadi görüşürüz. Tekne size iyi geldi sanki. Sığınağımız oldu. Her şeyden uzakta, baş başa kalabildiğimiz tek yer şimdilik. Sizin için sevindim. Yalnız Nur, az önce istemeden kulak misafiri oldum. Sanırım anlatacakların sancaktarla ilgili. Evet. Yiğit duyunca çok eğlenecek. Çok gülecek bana.
ben de bugün olanları Yiğit'le paylaşmamanı isteyecektim. Neden? Bak, sancaktar meselesi henüz imza aşamasında. Ve bizim işlerde imzalar atılana kadar hiçbir şey %100 kesin değildir. Ve Kerem Bey bu konuda çok hassas. Sözleşme imzalanmadan bu beraberliğin konuşulmasını istemiyor. Tamam da bunun Yiğit'le ne ilgisi var? Onun ne reklamla ne de kozmetikle bir alakası yok ki. Nur, bizim sektörü bilmiyorsun. Ben Kerem Sancaktar'ın güvenini çok zor kazandım. Ve adam benden özellikle imzalar atılana kadar hiç kimsenin bir şey bilmemesini rica etti. Yani şimdi ben adama deyip kusura bakmayın ama yani bizim modelimiz kocasıyla... Ya ayrıca Yiğit'in senin kocan olduğunu da söyleyemeyeceğim ki. Tamam, anladım. Sözleşmeyi imzalamadan Yiğit'e hiçbir şey söylemek yok. İşte bu, bizim işin inceliklerini öğreniyorsun. Beni öyle kolay yakalayamayacaksın Cahit. Dur bakalım sen. Sen daha dur. Elmas. Heh. Ne oldu? Ne oldu be? Bir tuhafsın. Boynun kızarmış senin. Ha, öyle alerjim tuttu, kaşıdım falan. Ay senin de gözün hep üstümde. Neyse, çıkıyorum ben. Sen gelmiyor musun? Yok. Bu gece geç geleceğim ben. Hmm. Romantik bir tekne gezintisi daha diyorsun. Sana ne diyorum Elmas? Sana ne? Ay hiç uğraşamayacağım şimdi seninle. Ha, tamam, çekil. Romantik bir tekne gezisi. Kalan yarısını da iş bittikten sonra alacaksın. Bilmem mi? Hep öyle olur zaten. Bak, ben bu gece her şey bitsin istiyorum. Ve hiçbir aksilik istemiyorum. Merak etmeyin Celal'ım. Gazanfer'in olduğu yerde aksilik olmaz. İcdel Hanım. Son istediğinden emin misin? Yani teknede kadın da görsem. Ne dediysem o. Fırat Nur yanında mı? Evet. Bir sorun mu var? Bana hiçbir şey sorma, ne dersem yap. Ne yapalım istiyorsun? Fırat bak, şu an sana güvenmek zorundayım ve bu hiç hoşuma gitmiyor ama mecburum çünkü senden başka hiç kimse yardım edemez bana. İzler, daha önce de söylemiştim. Bana güvenebilirsin. Güvenmelisin her zaman. Ne diyorsam yapacak mısın? Sadece söyle, ne yapmamı istiyorsan söyle. Nur'un telefonunu al. Kapat, sakla. Beni duydun mu? Neden telefon almamı istiyorsun? Ama soru sorma dedim sana. Tamam neyse ya Fırat. Unut, senden bir şey istediğimi unut sana. Hiç güvenmedim ben. Unut yani. İcra bir dakika dur. Kapatma tamam. Tamam yapabilirim. Masanın üstünde duruyor telefon. Fark ettirmeden hallet. Sonra beni ara. Nur. Çıkıyor musun? Evet. Bir şey mi vardı? Ya reklam setinden birkaç tane fotoğraf geldi de... ...onlara bir göz atıp beğendiklerini masanın üstüne koyar mısın? Hadi ben de birazdan geliyorum. Tabii.